Erdoğan affedersiniz Ermeni dediğinde veya meydanlarda Kılıçdaroğlu Alev Filini söyle dediğinde neden benim kötü çocukluk anılarım canlanır? Alaaddin Çakıcı hapisten çıkartılıp ana muhalefet partisi liderine hakaret ve tehdit ettirdiğinde, mafya ve devlet ilişkilerinin sembol figürleri Mehmet Ağar ve Alaaddin Çakıcı hatıra fotoğrafı çektirdiklerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, HDP kamilen itlafı gereken haşere sürüsüdür dediğinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli Twitter üzerinden 16 Aralık 2020 tarihinde zehirli haşeratla mücadele milli haysiyete muhteşem hizmettir dediğinde neden kötü çocukluk anılarım canlanır? 8 Haziran 1978'de Malatya'da Alevi katliamı denemesi yapıldı. Ondan birkaç ay sonra 19 Aralık ve 26 Aralık tarihleri arasında Maraş'ta büyük bir Alevi katliamı yaşandı. Her ikisinde de ilişkin 11 yaşında bir küçük çocuk olarak kötü anılarım vardır. Kurşunlanarak yaralanan bir akrabamızın perde arkasındaki kanlı parkasına ve üzerindeki kurşun deliklerine korkuyla bakmaktan kendimizi alamazdık biz çocuklar. Hamide olarak da bilinen Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun evine gönderilen paketteki bomba ile 7 Haziran 1978 tarihinde öldürülmesi önceden yaratılan gerilim ortamının ortasına bomba olarak atılmıştı. Aynı bombadan Pazarcık Kahramanmaraş CHP ilçe başkanı Memiş Özdal'a Adıyaman Emniyet Müdür Yardımcısı Abdülkadir Oltu'ya da gönderilmiş olması işin küçük bir ekibin işi olmadığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar bombaların ancak Ankara Nükleer Araştırma Merkezi'nde üretilebileceğini açıklamışlardı. Orada çalışan Ülkü Ocaklar eski genel başkanı Muharrem Şemsek ve birkaç kişi gözaltına alınmış ama tekrar serbest bırakılmıştı. Soğuk Savaş döneminde sol ve sosyalizme karşı ABD'nin NATO aracılığıyla yürüttüğü kanlı terör Stay Behind organizasyonu ile vücut buluyordu. Bu organizasyon İtalya'da Gladio, başka ülkelerde Deep State, Türkiye'de derin devlet olarak anıldı. Ordu unsurlarının ülkedeki faşist ve psikopat unsurları ölüm makinesi olarak kullanmaları üzerine kurulmuştu. Bombanın kim veya hangi kuruluş tarafından gönderildiği hakkında görüş birliği olmamakla birlikte, ilerleyen günlerde gazetelerin yayınladığı haberlere göre Maraş katliamı planlıydı. Hapishane müdürü olan amcamın oğlu Maraş'tan ancak askeri bir araç ile çıkabilmesi ve oradaki korkunç katliamı çaresizce görmüş olması konuşulur. Biz çocuklar girince ortama konu değiştirilirdi. 7 gün süren bir pogrom, acı anıları, üniversitede döneminde o olayları çocuk olarak yaşamış ve başka kentlere göç etmek zorunda kalmış arkadaşlarımızın anlatımıyla tamamlanıyordu. Resmi makamlara göre 120 insan öldürüldü, ancak birçok Alevi'nin akrabalarını dağ köylerine götürerek sırladıkları, defnettikleri ve bu nedenle istatistiklere geçmediği söylenir. Tüm bu olaylarda geniş güruhu harekete geçirmekte düzenli ekilen mezhep nefretinin yanında hep yağmacı dürtüler rol oynamıştır. Aleviler ne zaman şehre inip iş güç sahibi olsalar mallarına bir çökülür. Alevilere ait 200'ün üzerinde dükkan ve 100 iş yeri tahrip edildi, yakıldı, yağmalandı. Buraları terk eden insanlar başka yerlere göçmek zorunda kaldılar. 23 yıl süren davalar sonunda katliamda önemli rol oynayan 68 kişiye hiçbir zaman ulaşılamadı. 1991 yılına gelindiğinde bu olaylardan sorumlu hiçbir kişi hapishanede kalmamıştı. Mağdurların avukatları Ceyhun Can, Halit Sıtkı Güllüoğlu, Ahmet Albay 1980'e varıncaya kadar öldürüldüler. Sanıklardan Ökkeş Kenger 1991 yılında Refah Partisi ile bir ittifakta olan MCP'den milletvekili seçildi ve daha sonra Büyük Birlik Partisi'ne geçti. Maraş katliamı aslında nasıl tetiklendi? Türk ve Müslümanlara sosyalist ülkelerde işkence edildiği konusu üzerine kurgulanmış Türkçü-İslamcı nefreti körüklemeyi hedefleyen film Güneş Ne Zaman Doğacak, 19 Aralık'ta Maraş'taki Çiçek Sineması'nda gösterime girdi. İzleyiciler arasında daha sonra ismini Şendiller olarak değiştiren Ökkeş Kenger de vardı. O filmi arkadan
izliyordu. Sinemanın arkasından izliyordu. Ve orada ön kısımda bir ses bombası patladı. Patlamadan hemen sonra Ankara Ülkücü Gençlik Derneği'ne telefon ederek yardım talebinde bulunmuştu Ökkeş Kenger. Türkiye'deki Ülkücü Gençlik Derneği o yıl kurulmuştu ve kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve ikinci başkanı da susurluk olayında ölen Abdullah Çatlı'dır. Muhsin Yazıcıoğlu Bahçeli Evlal ve Kahramanmaraş katliamlarıyla suçlandı ama hep beraat etti. Büyük Birlik Partisi'ni kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginden dönerken düşmüştür. Dışarıdan gelen organize bir grup ülkücü, kanımız az aksa da zafer İslam'ın ve Müslüman Türkiye sloganlarıyla seyircileri harekete geçirmiş ve CHP il merkezine, PTT ve TÖBDER'e, bu binalara saldırılar düzenlemişlerdir. Ertesi gün Alevilerin yoğunlukta olduğu Yörükseyil mahallesinde bir kahvehane de bombalandı. 21 Aralık günü ise kendilerine önceden öldürüm bildirimi verilen iki sol görüşlü öğretmen Hacı Çolak ve Mustafa Yüzbaşıoğlu öldürüldüler. Bu öğretmenlere yönelik ön tehdit valiye zaten bildirilmişti. Vali Tahsin Soylu olayları bastırmak için askerlerden güç talep etse de bu talepler uygun görülmemişti. 12 Eylül darbecisi Kenan Evren, zamanın başbakanı Bülent Ecevit'i sıkı yönetim ilanına ikna etmeye çalışıyordu. O nedenle sanıyorum böyle olaylar oluyordu. 24 Aralık'ta kentteki bütün polis görevleri geri çekilmişti. Adeta Aleviler güruha teslim edilmişti. O coğrafyada devlet ne zaman zayıflasa mafya ve devlet bir araya gelirler, kötü işler çevirirler. Osmanlı'nın çöküş döneminde 1911'de Teşkilat-ı Mahsus'a kuruldu ve 1914'te Savunma Bakanlığı'na bağlandı. O gün bugün bu tür ilişkiler devam edip gelirler. Zamanın İçişleri Bakanı bir rapor hazırlattı. O rapor hiçbir zaman yayınlanmadı. Ancak o raporda 26 tane seyyar piyango bayisi görünümündeki kişinin o gün şehre girdikleri söylenir. Ayrıca Bahçeli Evler katliamı sanıklarından içlerinde Haluk Kırcı'nın da olduğu birçok kişinin o gün Maraş'ta oldukları iddiası söz konusudur. Peki neden o bölge seçiliyor? Soğuş savaş döneminde siyasal İslam ve faşist ideoloji Orta Doğu'da sosyalist ve sol düşünceye karşı destekleyen ABD kendi derin devleti Deep State ile aktifti. ABD Büyükelçiliği ikinci katibi Robert Alexander Peake o dönemde Türkiye'nin gerilim hatlarında dolaşıyor çünkü Ecevit hükümetinden memnun değillerdi. Katliamdan hemen sonra İçişleri Bakanı olan Hasan Fehmi Güneş, Peake'in o bölgede yaptığı görüşmelerde bölgenin demografik yapısı ve gruplar hakkında bilgi topladığı, çatışma çıkarsa hangi gruplar arasında çıkabileceği, sonuçlarının ne olacağı gibi sorular sorduğunu bildirir. Bu Robert Alexander Peake, Çorum olaylarından önce de Çorum'da MHP'li il yöneticileriyle vali ve CHP'li belediye başkanı Turan Kılıçoğlu'yla görüşmüştü. Çorum'dan sonra da Amasya ve Tokat'a gitmişti. Maraş eskiden beri bir yapay gerilimdedir. Aşık Mahsuni Şerif'in 11 Haziran 1967 Elbistan Maraş konserini bahane edip ertesi gün Alevi köylülerin pazar yerlerindeki mallarını yağmalayanlar, canlarına kasteden güruh aynı zamanda hareket noktası. Pazarlarına ortak olarak Alevi'yi pazardan çıkarmak hedefiyle hareket ettiler. Yani Alevi'nin de orada para kazanması onlara batıyordu. 1857 yılında çok sayıda Çerkez ve Kafkasyalı muhacirin Maraş'a yerleştirilmesinin planlanması o dönem Ermenilerin tepkisine yol açmıştı. Zeytun Ermenileri tepki. 1877-78 Ruş Savaşı'nda başarısız olan İslamcılar arkamızdan vurulduk, cami yakıldı, eşkıyalığı meslek edindiler, vergi ödemiyorlar gibi standart yalanları ve daha öncesinde ıslah kanunu önceden silahlandırılmanın önlenmesi gibi tedbirleriyle o dönem orada Ermeni katliamı yapmışlardır. 1938'de de aynı argümanları Dersim'e karşı uygulamışlardır. Daha sonra 2016 yılında ise tekrar Terolar bölgesine
Suriyeli cihatçıları yerleştirmeye çalışmıştır aynı zihniyet. Tehlike kapıda. Türkiye'de İslamcılar dışarıda diplomasiyi, içeride ekonomiyi bitirdiler ve ideolojik olarak iflas ettiler. Can havliyle sarıldıkları ırkçılar ile memleketi iyi bir yere götürmüyorlar. Bu yağmacı zihniyet sadece karşısında ciddi bir direnç görüp kendisinin de kaybedebileceğini görürse çakallar gibi korkar ve saldırıdan geri durur. Nasıl hani Kobane düştü düşecek diye bağırıp oralara cihatçıları yığıyorlardı. Sonra Kürt kadınların direnişi karşısında kuyruğu kıstırıp kaçmak zorunda kaldılar. Aynı şeyle karşı karşıya kalabilirler. Yeter ki karşılarında bir direnç ve savunma görsünler.